Mutfağından herkese merhaba. Bugün poğaça yapıyoruz. Hem de öyle böyle bir poğaça değil. İddia ediyorum bundan daha kolay bir poğaça olamaz. Yani malzemeleri hemen atacağız, karıştıracağız, yuvarlayacağız, fırına vereceğiz. O kadar. Yani içini bile doldurmayacağız. O kadar basit. Hazır mısınız? Hadi yapımına başlayalım. Hemen bir çay bardağı oda sıcaklığında sütü mutfak şefime koyuyorum ama isterseniz elinizle de yoğurabilirsiniz tabii. 1 çay bardağı sıvı yağ, ayçiçek yağı. 1 yumurtanın akını ve sarısını ayırdım. Sarısını biraz sonra üzerine süreceğiz. Akını da hamurunun içine koyuyorum. Biraz tuz. Şimdi bir tur şöyle bir döndürelim. Sıvı malzemeleri biraz karıştırdıktan sonra unu ilave edeceğim. 3 su bardağı unum var ama her zaman olduğu gibi kontrollü ilave ediyorum. Şöyle unu da koyalım. Biraz karıştırayım. Biraz unla da yoğurduktan sonra 1 paket kabartma tozu. Şimdi dedim ya poğaçanın içine bile bir şey koyup kapatmakla uğraşmayacağız. Peynirleri de hemen içine ilave edeceğim. 1 su bardağı kadar, şöyle bir küçük kase kadar beyaz peynir. Yine 1 su bardağı kaşar peyniri rendesi. Kısaca evde ne kadar kalmış peyniriniz varsa bu poğaçada kullanabilirsiniz. Biraz da kıyılmış maydanoz. Ve hepsini tekrar karıştırıyorum. Su bardağı unum vardı biliyorsunuz. 2 su bardağı kadarını koydum. Şimdi kıvamına göre biraz daha un ilave edeceğim. Ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. İşte gayet güzel yoğruldu. Dediğim gibi elinizde de yoğurabilirsiniz. Şöyle aldım. Bakın kıvamına yumuşak. Ama çok güzel bir hamur oldu. Şöyle küçük toplar yapıyorum elimde. Yuvarlıyorum. İşte bu kadar. Şöyle pişirme kağıdı serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Ayırmış olduğumuz yumurta sarısının içerisine biraz zeytinyağı koyuyorum. Daha rahat sürülsün diye. Şöyle karıştırıp şimdi poğaçaların üzerine süreceğim. Güzel böyle altın sarısı kızaracaklar. Ve şimdi 180 derece önceden ısınmış 600 derecedeki fırına gidiyor ve bir güzel kızarıyor. Fırından çıktılar, nar gibi kızardılar, lezzetinden çatladılar. İnanılmaz lezzetli bir poğaça oluyor bu. Dediğim kadar da varmış değil mi? Yani bundan daha kolayını düşünemiyorum. Malzemeye at, karıştır, yuvarla, fırına ver, çay demlenene kadar hazır. İçinde katı yağ da yok. Ne margarin, ne tereyağı, sıvı yağla. Şipşak bir poğaça. Bence hafta sonuna hemen denemelisiniz. Deneyip bana yazmayı sakın unutmayın. Hemen size dokusunu da göstermem lazım tabii ki. İçini merak ediyorsunuz. Hadi gelin dokusunu da göstereyim. Bakın. Şöyle içini açayım. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Kıyır kıyır bir poğaça. İçinde böyle peynirleri erimiş. Muhteşem, lezzetli. Gerçekten o içerisinde koyduğumuz peynirler var ya, poğaçanın içine fazla peynir koyamıyorsunuz. Bunun içinde bayağı da bir peynir olduğu için o kadar lezzetli. Dediğim gibi hafta sonu mutlaka yapın, tadın ve yorumlarınızı bana yazmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte ona tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek, bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, kolay ama lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.